Almanya'da çocuk parası sistemi değişiyor. Federal kabine, Aile Bakanı Lisa Paus'un sunduğu çocuk temel geliri yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa, çocuk parası, ek çocuk yardımı, sosyal yardım ve sosyal güvence adı altında çocuklara verilen yardımların, eğitim ve katılım paketinin bazı bölümleri dahil olmak üzere, çocuk temel geliri, altında bir araya getirilmesini öngörüyor. Tasarının bir sonraki aşamada federal mecliste görüşülmesi, ve 2 Şubat 2024 tarihinde onaylanması planlanıyor. Söz konusu yasa ile ailelere mali yardımlar konusunda daha iyi bir genel bakış sağlamak ve başvuruyu kolaylaştırmak hedefleniyor. Bunun için merkezi bir iletişim noktası olarak görev yapacak olan bir aile hizmeti oluşturulması planlanıyor. Çocuk temel geliri 3 bileşenden oluşacak. Tüm çocuklar ve gençler için gelire dayalı olmayan bir garanti miktar, mevcut çocuk parasına denk, gelire dayalı ve yaşa göre düzenlenmiş bir ek çocuk yardımı ve eğitim yardımları. Ek çocuk yardımı, çocuğun yaşına göre düzenlenmiş temel ihtiyaç, konut ve ısınma yardımı içeriyor. Mevcut durumda ek çocuk yardımı alan ebeveynlere 14 ila 17 yaşlarındaki çocukları için aylık yaklaşık 60 euro daha fazla ödeme yapılacak. Ek çocuk yardımının yanı sıra eğitim yardımlarının bir parçası olan ve şu anda yıllık 174 euroyu bulan okul giderleri paketi, otomatik olarak ek çocuk yardımı başvurusunun ardından ödenecek. Konut yardımı, ek çocuk yardımı alan kişilere de ödenebilecek. Vatandaşlar çocuk temel gelirinden dijital ve basit bir başvuru ile faydalanabilecek. Potansiyel hak sahiplerine yardım başvurusunda bulunmalarına yönelik ulaşılacak. Bu kişilerin tespiti için bir çocuk temel geliri kontrolü yapılacak. Şimdiye kadar birçok ailenin bu yardımlardan ilgilenmediği için yararlanmadıkları ve bu nedenle böyle bir çözüm yoluna başvurulacağı vurgulandı.